Kadıköy'de birlikte eğlenmeye giden iki arkadaş mekandan tartışarak dışarı çıktı. Yol ortasında kavga etmeye başladılar. O kavgada 26 yaşındaki Baturhan Gökbulut arkadaşının attığı yumrukla komalık oldu. 51 gün sonra da yaşam savaşını kaybetti. Eğlenmeye giden iki arkadaş yol ortasında kavga etti. Bu genç arkadaşının yumruğuyla yere yığıldı. 51 gün sonra da hayatını kaybetti. En son benim oğlum böyle elini kaldırıyor. Dur diyor, yani daha gelme diyor. Buraya bir yumruk atmasından çocuğum yere betona çakılıyor. Baturhan Gökbulut 26 yaşındaydı. 15 Temmuz'da arkadaşlarıyla eğlenceye gitti. Her ne olduysa en yakın arkadaşıyla gecenin ilerleyen saatlerinde tartışmaya başladı. O tartışma tekmeli yumruklu kavgaya döndü. Yere düşen Baturhan Gökbulut ayağa kalktı. Kalkar kalkmaz da arkadaşının yumruğuyla yere yığıldı. Hareketsiz kaldı. Zaten yerde de düşürüyor, kafasına bastırıyor. Zaten orada başladı bence o. Batur, buradayım anne. Baturhan Gökbulut toplam 51 gün yoğun bakımda kaldı ve 3 büyük ameliyat geçirdi. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Resmen çocuğumu katletmiş. Ambulansı aratmamış. Ölmeyeceksin sen diye bağırmış başında. Baturhan Gökbulut'u yumruk darbesiyle önce komalık eden, ardından da ölümüne neden olan o arkadaşı hakkında kasten yaralama suçundan iddianame düzenlendi. Aile ise avukatları aracılığıyla o iddianameye itiraz etti. Kasten yaralama değil, kasten öldürme. Davanın bu şekilde ilerlemesini istiyorum. Yaralama suçundan dava açılan sanık hakkındaki suçlama mağdur hayatını kaybettiği için değişebilir. Cuma günü görülecek ilk duruşmada davanın nasıl seyredeceği de ortaya çıkacak.